Çok yoruldum ben ya. Hayırdır Ali Efendi? Aman, Ufunet Hatun'un işleri. Hiç hayır şey ister mi o? Tutturdu bayrama safranlı lokum diye. Alırız çarşıdan, daha bir gün var dedimse de laf anlamadı. Git de git, git de git. Yok kalmazmışmış, yok İstanbul ahalisi bayram geldi miydi? Lokum şekeri kıtlıktan çıkmış gibi kapışırmış. İftar saati yolladı beni lokumları sımarla diye. Hasan'dan alırsın, olmaz mı? Aa, olur ya, olmaz mı hiç? Ee ustam, kaldı mı bir gün? Ya ya sorma. Ramazan gidiyor. Seneye görür müyüz, görmez miyiz bilemem. Allah yeniden kavuşmayı nasip eder inşallah. İnşallah, inşallah. Hayırdır inşallah? Gedruba'nın ne işi var burada? Selamünaleyküm. Aleykümselam. 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 Evladım. Hayırdır? Ustam. Gedruba hatırladı. Çok şükür. Hamdolsun Rabbim. Bayramı erken nasip ettin bize. Çok şükür, çok şükür vallahi, Allah'ıma çok şükür. Ben biliyordum bunu. Ramazan bereketiyle, rahmetiyle kuşatacaktı bizi. Sızılarımızı dindirecekti. Çok şükür. Çok şükür ustam. Madem Dilruba kızım iyileşmeye başladı, derim ki bayramımız çifte bayram olsun. Mübarek Ramazan bayramının birinci günü Ahmet'le Dilruba'nın nikahını da kıyalım. Ben vallahi çok iyi olur. İyi olur. Hem de nasıl güzel olur. Çok kıyalım tabii. Ama bir gün var bayramı. Yeter be kızım bunca çektiklerimiz. Bunca ayrılık, hasret yeter. Neyi bekleyeceğiz daha? Hayırlı işlerde acele edin demez mi Resulullah'ımız? Sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle, öyle. Tabii. Tabii. Evet, evet, der. Ustam, ben de seninle aynı düşünürüm. Benim de Dilruba'nın da ailesi yok bilirsiniz. Ama bu çarşı benim evim oldu. Siz, ustam, ailem oldunuz. Derdimle dertlendiniz, sevincimle neşelendiniz. Her şey burada başladı. Bu sevdanın şahitleri oldunuz. Düğünüme de hepinizi beklerim. Geliriz, geliriz elbette. Elbette. Geliriz. Geliriz. Geliriz elbette. Gelmez olur mu? Geliriz. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Bayramda düğünümüz var. Tez Ferhat ağama haber ver. Çakal uyandı. Tamam ağam. Bayram geldi. Annemden hala haber yok hala. Keşke Atıf abimin de annenden hiç haberi olmasaydı Gülşah. Böylesi hepimiz için daha hayırlı olurdu. Hem bırak yerinde sağ olsun annen. Yani senin babana nazaran daha çok talihe ihtiyacım var. Neticede bir ömür Ferhat'a katlanmayı göze almışsın. Abimin nesi varmış ki? Halam latife yapıyor anne. Kahya Efendi nerede kaldı bu arada? Hah, hayırdır Kahya Efendi? Yüzünde güller açıyor. Çarşıda meddah mı vardı? Yok hanımım. Baharatçının çırağı ile sözlüsü kız var ya.
Hani bir vakitsin yanınızda kalan? Ahmet'le Dilruba. Ne olmuş onlara? Bayramın hemen ertesi çarşıda düğün dernek kurulu verecekmiş. Onlara daldım da geç kaldım. Düğün mü? Nihayet muratlarına erecekler desene. Öyle hanımım. Oğlanla kız sayesinde çarşıya bayram şimdiden gelivermiş. Kızcağız her bir şeyi hatırlamış ya. Herkes de bir neşe bir neşe sormayın gitsin gari. Ben senin için ipe gitmeyi göze almışken bir başkasına yar olmana müsaade eder miyim sanıyorsun? Seni başkasına yar etmem Dilruba. Etmem. Sen nasıl bir adam mısın be Sermet? Kemiklerini sızlattın rahmetlinin. Mezarında ters döndü adam. Yakışır mı böyle böyle kara? Ağam. Çakal gözlerini açtı. Selami aklı başındayken Ferhat ağa gelsin dedi. Sensiz geçen son günüm olacak inşallah Dilruba. Bir gün beni hatırlayacağını biliyordum. Ahmet, eğer hatırlamasaydım da bil ki gönlüm seviyordu seni. Bil ki yine aynı saadeti duyacaktım içimde. Bana yeniden mi sevdalanmıştın yani? Kaç kişi böyle sevilir? Kaç kıza nasip olur ki böyle bir sevda? Mecnun Leyla'yı, Ferhat Şirin'i, Kerem Aslı'yı, Ahmet'te Dilruba'yı sevmiş. Öyle sevmiş ki tekrar tekrar, yana yakıla, sabırla. Dilruba da Ahmet'i sevmiş. Leyla misali. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Dilruba. Sizin ne işiniz var burada? Nasıl girdiniz? Çıkın hemen evimden. Korkma benden. Kaçma. Sermet Bey, uzak durun. Size bir daha gelmemenizi söylemiştim. Ben sana bir şey yapmam. Yapamam. Sadece konuşmak istiyorum seninle. Tamam, ne söyleyeceksiniz söyleyeyim ve hemen gidin lütfen. Nikahınız varmış. Bayramda. Öyle. Yapma.
O sana layık değil. Ne istersen veririm sana. Benim her şeyim var. Sermet Bey, ben Ahmet'e sevdalıyım. Bir gün sonra evleneceğiz. Siz nasıl gelip hala bana böyle şeyler söyleyebiliyorsunuz? Çünkü... ben de sevdalıyım sana. İnsaf et Dilruba. İnsaf et. Ben kimseye senin gibi sevdalanmadım. Uzak kalamıyorum senden. Eğer Ahmet'le evlenirsen... dayanamam. Yaşayamam. Dayanamam. Evlenme onunla. Beni sevme. Kabul. Seni sevmeme müsaade et sadece. Yeter artık. Bu kadar da fazla. Sermet Bey, söyledikleriniz akıllı insan kelamı değil. Delirmişsiniz siz. Delirdim. Beni bu hale düşüren sensin. Tam unutmuştun Ahmet'i. Yeniden bir şansım olmuştu. Neden yine ona sevdalanmadın? Neden ben değil? Neden? Neden? Edepsizlik artık bu yaptığınız. Edepsizlik değil, aşk! Bunları bana söylemen bile büyük edepsizlik. Edepsizlik değil, aşk! Vuruldum sana. Aşktan başka ne bir adamı bir kadını peşinden buralara sürükler. Gidiyorum ben. Artık seninle yolculuk etmek istemiyorum. Ben bırak! Zengin biriyim. Bırak! Her şeyim var. Bir aşçı yamağı için mi beni reddediyorsun? İmdat! Bırak! Yaşayıp yaşamadığı bile belli değil. Fazla naz aşık usandırır Dilruba. Onca acı çektim. Çektik. Ahmet de ben de. Sen benden hayatımı çaldın. Sendin o. Bana bu kötülüğü yapan sendin. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Sen kendin düştün. Her şeyi hatırlıyorum. Seni kadıya şikayet edeceğim. Çekeceksin cezanı. Dilruba. Kim var orada? Ne oluyor? Her şey daha bitmedi Dilruba. Dur! Dur! Aman Allah'ım. Dilruba. İyi misin? Dilruba. İyi misin? Sermet! Sermet! Ferhat bu. Sermet! 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 Ne oldu? Ne bu halin? Ne oldu? Nerede bu? Abi. Ha? Ne olmuş? Sermet nerede? Ferhat ne oluyor? Hiçbiriniz görmediniz mi? Görmedik beyim. Evdeydi. Ferhat beyim ben gördüm. Nerede? Arka taraftan çıktı. Hali bir tuhaftı. Seslendim bakmadı. Nereye gitti? Sen Sermet'i neden arıyorsun Ferhat? Ya hala bana Dilruba'nın başına gelenleri bir bir anlatacak. Her şey Sermet'in başının altından çıkmış. Bunca zamandır gözümüzün içine baka baka yalan söylemiş bize. Sen neler söylüyorsun Ferhat? Dilruba Ahmet'i aramaya Rumeli'ye gittiğinde Sermet de yanından. Kızın başına orada ne geldiyse artık orada ölüme bırakmış onu gitmiş. Dilruba hafızasını kaybedince de burada herkesi kendi anlattıklarına inandırdı. Abim yapmaz böyle bir şey. Ya nasıl yapmaz Gülşah? Yapmış işte. Peki şimdi ne yapacaksın? Peşine adam takacağız. Görüldüğü yerde yakalanacak. Abimi asarlar. Cezası neyse çekecek Gülşah. Abi. Sermet.
Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar olsun. Hoş geldiniz. Buyurun dergahımıza. Arife gününden başlar bayram telaşı. Çarşılar, pazarlar şenlenir şehri İstanbul'da. Bir gelin gibi hazırlanır şehir bayramı. İçimizi arıtıp bayramı hazırlayan mübarek Ramazan ayı gibi biz de evlerimizi, sokaklarımızı itina ile temizleriz. Arife çöreklerinin kokusu tüm sokakları kaplar. Bayramın tatlı telaşı ruhlarımızı sarar. Ramazan'ı uğurlamanın hüznü bayram sevincine karışır Arife gününde. Bayramlıklarını giyip gezmeye çıkan çocuklara arife çiçeği deriz biz. Şimdi benim yüreğim de bir arife çiçeği. Sol yanımda çırpınan bir serçe var sanki. Yürüyorum. Şimdi umutla bakıyorum geleceğe. Bu bayram sadece arife çöreği kokmuyor sokaklar. Bugün tüm şehir deniz kokuyor. Bugün Dilruba oluyor tüm yüzler. Dilruba. Yürüyorum. Yürüyoruz. Yarın bayram, yarın vuslat günü. Beni bugüne kavuşturan Rabbime şükürler olsun. Anne bugün yapma bari ne olur. Asma yüzünü. Benim ne kadar mutlu olduğumu görmüyor musun? Hanımım, söylediğiniz gibi herkes geldi. Hepinizin bayramlıkları bohçalarda. Sağ olun. Allah razı olsun. Bayramınız mübarek olsun. Sağ olun. Sağ olun hanımım. Başka bir isteğiniz olursa sakın çekinmeyin. Unutmayın, hepimiz bu evde bir aileyiz. Sağ olun. Unutuyordum az kalsın. Durun bekleyin. Bunlar da Emin'le bizim size hediyelerimiz. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Hayırlı günlerde harcayın. Ah Nilüfer. Her şey senin yüzünden geldi başımıza. Yaktın abimin başını. Yaşatacaktım ama. Yoksa yine o mu geldi? Ay Didar, yeter artık. Abartma. Sermet gelip kapıyı çalacak değil ya. Bahçeye kadar giriyor ama. Belli mi olur? Korkma. Bir şey yapamaz. Arıyorlarmış zaten her yerde. Hatırladıklarımı anlattım işte Ferhat'a. Görürsün bak, yakalayacaklar. İnşallah tez zamanda yakalanır da zindana atarlar. İnşallah. Dilruba, Ahmet geldi. Bahçede. Hoş
Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben gece hiç uyumadım. Hepsini tek tek hatırladım. Bunu sözlendiğimize yaptırmıştım. Sonra bu mektubu yazdığım günü öyle iyi hatırlıyorum ki. Mutluluk kuş olup uçuverdi avuçlarımda. Bir duvar ötede olsan da artık bana yıldızlar kadar uzaksın. Değilim. Hiçbir vakit değildim. Sana sefere giderken ne demiştim hatırlıyor musun? Ben seni sol yanıma koyup gidiyorum Dilruba. Biz ayrı değiliz. Olmayacağız. Sen hep benim yanımda. Yüreğimde olacaksın. Ve hala da oradasın. Söz verdiğim gibi. Saklı onu demiştin. Ta ki beni yeniden hatırlayana kadar. Bana yeniden bir masal yazacağını söylemiştin. Yazdım. Bu masal bitmesin Ahmet. Hiç bitmesin. Bir hata olmadığından eminsin değil mi Ferhat? Eminim ağam. Kaçak malların çarşıya sürülmesinden, limanda öldürülen adamın cinayetinden, hatta Rumeli'nden yaralı halde getirdiğim kızın arkasından bile Sermet çıktı. Bunca şeyi insanın aklı idrak etmekte zorlanır Ferhat. Halbuki varlıklı, adı sana bilinir, hatırı sayılır bir aileden geliyor Sermet. Fakat hırslarına yenildi. Kibirinin kurbanı oldu. Ona kimsenin bir faydası olmaz bu vakitten sonra. Allah sonunu hayretsin. Ağam. Ağam müsaaden olursa ben görevden azlimi talep ediyorum. Ustalar, efendiler, kardeşler. Bir Ramazan-ı Şerif'i daha alnımızın akıyla geçirdik. Ve Allah'ın inayetiyle bayrama erdik çok şükür. Bilirim ki her biriniz bir ay boyunca geceli gündüzlü ter döktünüz. İşinizi gönülden yaptınız. Şimdi bunun karşılığı olarak gönlünüzü rahat tutun. Çünkü hem hünkârımızı hem misafirlerimizi memnun ettik. Kimse kimsenin ayıbını aramazsa Allah bütün eksikleri giderir. Ramazan ayı boyunca bu mutfakta ben buna şahit oldum. Ben hepinizden tek tek memnun oldum. Emeğinizi ve hünerinizi gördüm, takdir ettim. Eğer bilmeden birinizin gönlünü kırdıysam, bu mübarek Arife günü tamam olmadan şurada helalleşelim. Ustalar, efendiler, kardeşler, hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Niyetimiz sadıkların, sıdıkların niyeti gibi olsun. Haydi bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, ya İlahi. Oruçlu ağızlarla, kurumuş dillerle sesleniyoruz. Sana asırların ötesinden Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın o mübarek dilinden dökülen cümlelerle niyaz ediyoruz. Allah'ım, Ramazan'ın ilk günü ettiğim duama son günü beni kavuşturdun. Hamdolsun. Bu güzel ayın son gününde senden oruçlu halimle, kurumuş dilimle vuslatı niyaz ediyorum. Bizi birbirimizden ayırma ya Rabbim. Allah, beni bana bağışla diye dua etmiştim sana. Beni, mazimi, sevdamı bana bağışladın. Şimdi yüreğimde Ahmet, yüreğimde mutluluk. İçim dolup taşıyor. Beni bayrama kavuşturduğun gibi Ahmet'ime, mazime kavuşturan Allah, tüm sevenleri, tüm dertlileri, tüm hasret çekenleri kavuştur. Amin. Yüreğime, gözlerime, gecemdeki gündüzüme, aşk ile ağlayan şu gönlüme hoş geldin. Kapına yazdığım hasreti yıldızlarda şahidim. Her gece seni görürüm ümidiyle sokaklarda meskenim. Leyla'm, gece göz duyarım. Şükür kavuşturana. Gözümün nuru, neden ağlıyorsun? Mutluluktan. Şu an senin de burada oturuyor olmaktan. Leyla, ağlama ne olur. Gülseren anneden Allah razı olsun. Her şeyi göze alıp babamla konuşmasaydı biz belki de hala kavuşamazdık Emin. Biz çok acı çektik. Gözyaşı döktük. Sen ve ben. Biliriz seve seve ayrı kalmak. İsteyip de yan yana yürüyememek ne demektir en iyi biz biliriz. Ama bizden daha iyi bilenler de var. Annen ve Emin Usta. 20 sene Emin. Biz bir sene dayanamadık. 20 sene dile kolay, çok ağır. Önlerinde durma. Bırak, onlar da mutlu olsunlar. Bayram lokumu getirdim. Gülseren, yıllardır çektiğim hasrete son verdim. Bu yaştan sonra kalbimdeki külleri yeniden alevlendirdim. Lakin çekindiğim bir husus var. Emin evladımın da gönlü olsaydı bu işe pek hayırlı olacaktı. Emin yufka yüreklidir. Bakma sen onun yaptıklarını. Hem benim mutluluğumu görünce rızası olur elbet. Sen tasalanma. Emin, hadi bırak bunları da git artık. Bir görün olacak, konu komşuya ayıp olmasın. Tamam, gidiyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Sağ olasın. Selamun aleyküm. Ve aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Hoş gördük. Sizler de hoş geldiniz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Buyurun.
Efendim, sizi böyle salimen görmek bizi bahtiyar etti. Rahman dilemedikçe ömür tükenmez. Tabip efendi zahiren tedavimizi yaptı. Çok şükür, mühim bir şey yok. Ne olmuş ki? Haberin yok mu efendi? Şeyh efendinin canına kastetmek için bir adam tutmuşlar. Zehirli hançerle çıka gelmiş. Neyse ki muradına eremeden tutuldu kaldı. Bunu duyan halk da koşup geliyor işte. Ne dedilerse şeyh efendi adamı teslim etmedi. Allah razı olsun. Buyurun. Sağ olasın. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Buraya kadar zahmet edip gelmişsiniz. Ama biz bize yapılan her ne olursa olsun aynıyla muamele etmekten Allah'a sığınırız. Ama efendim. Kardeşler. Günah işlemek biz aciz kullara mahsus. İnsanı karanlığa sürükleyen günahlarından ziyade günahta ısrar ediştir. Allah'ın rahmet tecellisi nasıl zuhur eder bunu bilmeyiz. Bu bir sırdır. Bize düşen Allah'ın sadık kullarıyla, veli kullarıyla beraber olmak. Ve her daim kendimizi aciz bilerek tövbeye sarılmaktır. Ya Rabbim, ben pişmanım. Yaptığım bütün günahlardan diyebilmektir. Evliyaullah bu ahlak üzerine yaşamıştır. Siz bırakın başkasının günahlarını konuşmayı da tövbeye koşun. Kalp tövbe ister. Çünkü kalp anne gibidir. İnsanın başka azaları günaha gitse de kalp onu elinden tutup durdurmak için çırpınır. Unutmayın. Tövbe kalbi aşıkların kıvamına getirir. Bize düşen Ebu Bekir Sıddık Efendimiz gibi, ilmin kapısı Ali Efendimiz gibi tövbeye sarılmaktır. Siz bırakın başkasının elindeki hançer hakkında düşünüp durmayı. Kendi elinizdeki hançerden kurtulun önce. Tövbe edin. Atın o hançeri elinizden. Gülşah, Atıf babamın emaneti, gözümün nuru. Sen öldü ustam. Ustam. Hayırlı bayramlar. Sağ ol ustam. Sağ ol ustam. Bayramın mübarek olsun. Allah razı olsun evladım. Daha nice bayramlar görürsün inşallah. İnşallah ustam, inşallah. Çok şükür. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar baba. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı ustam. Bayramlar. Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Selamı. Hakkını helal et. Estağfurullah. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Çok şükür. Hayırlı bayramlar. Sağ ol evladım. Hayırlı bayramlar. Allah. Hayırlı bayramlar. Allah mesut etsin. Eyvallah. Hakkını helal et Ahmet. Eyvallah.
Bayram mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Sağ olasın. Ustam hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Sağ olasın, sağ olasın. Allah razı olsun. Çok ustam. Bayram hataları anlamak, af dileyenleri de affetmek günüymüş ustam. Hayırlı bayramlar Müslüman usta. Ben hatamı anladım. Eğer kabul edersen, eğer affedersen, bundan sonra seni başımızda görmek isterim. Bundan böyle babamsın. Senin gibi evladı 40 yıl arasan bulamazdın evladım. Bu bayram sabahında beni nasıl mesut ettin bilemezsin. İşte benim bayramım şu andır. Kolay gelsin. Hayırlı bayramlar. Sağ olasın. Sağ olasın. Al bakalım. Sağ olun. Ama Karagöz'ü nerede bu? Ya nerede bu? Hani? Bayramınız mübarek olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldin. Senin adın da Yunus Kırçak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Sağ olun. Hoş geldiniz. Çok şükür bugünü de gördük evladım. Hey, 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 hey
Hoş geldiniz kızım. Hayırlı bayramlar kızım. Aşıkım ben sana. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Mustafa Kızı Dilruba, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle İmam-ı Azam Ebu Hanife mezhebi içtihadı ve ehli sünnet itikadı üzere 200 dirhem altın mihr-i müeccelle iki Müslüman şahit huzurunda İhsanoğlu Ahmet'e zevci olmayı kabul ettin mi? Kabul ettim. Kabul ettin mi? Kabul ettim. Kabul ettin mi? Kabul ettim. Sana sevdalanmak yüreğimin en büyük imtihanıydı belki de. Bu sevdada umut yoktu. Saadet, vuslat yoktu. Biliyordum. Omuzlarımı çökerten bir keder, pişmanlık, vicdan azabı vardı. Böyle olmamalıydı ayrılığımız. Bu sevda gözlerime yakışırdı. Gözlerim göz bebeklerindeyken söylemeliydim son sözümü. Olmadı. Seni içimde taşıdığım tüm günleri burada bırakıp gidiyorum. Senden bir şey kalmasın istiyorum yanında. Ben seni Dilruba'nın sol yanına bırakıyorum. Ne sitemim var, ne ahım. Sana saadetler diliyorum. Elveda Ahmet. Şahit misiniz? Şahidiz. Şahit misiniz? Şahidiz. Allah mübarek eylesin. Gülşah, Atıf babamın emaneti, gözümün nuru. Hepimize ait olmadığımız yüreklere yerleşmek. Orada kök salma bizde. Bizimki imkansız bir sevdaydı. Ne hakkıyla sevebildik, ne sevenin hakkını verebildik. Şimdi yalnızlığımızı koynumuza alıp, eyvallah deyip, gitme vaktidir.
Tamam mı usta? Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı uğurlu, olsun. Hayırlı bayramlar. Sağ olun ustalar, var olun. Hayırlı bayramlar. Tekrar oldu hayırlı uğurlu. Eyvallah. Hayat böyle olur. Görüyüz. Senin kalbin güzel dur. Allah da sağ kalbine gel. Dilruba. Gönlümü alan, beni benden alan Dilruba. Aşkınla divane oldum. Etrafında pervane oldum. Aşığın oldum lakin maşuğun olamadım. Seni en çok ben sevmiştim oysa ki. Seni öldürecek kadar, yaşatacak kadar, kendimi kaybedecek kadar ama seni kaybedemeyecek kadar çok sevmiştim. Hala da sevmekteyim. Dayanamam. Başkasının olmana dayanamam. Götürün. Şemsinur Kalfa, neler oluyor? Ferhat bana her şeyi anlattı. İşte böyle. Bu sıradan sokağın, sıradan dükkanında çarptı kalplerimiz birbirine. İşte yine her şeyin başladığı yerdeyiz. Seni ilk defa burada buldum. Yine burada kaybettim. Sen ben oldun, ben sen. Bu dükkanın tüm kokularını sevdama kattım geceler boyu. Aşkımız acılarla yoğruldu. Yar bu sesidir deyip bağrımıza bastık üzümlerimizi. Cennet kapıları aralandı. Gülden halılar serildi önümüze. Biz birbirimiz olmadan o kapıdan bile girmedik. Gözlerimizin buluşmadığı her gün bize haram oldu.
güzel kokmadı baharatlar. Binlerce gözden yaş süzülürken milyonlarca yürek secde etti aşkımızın önünde. Canlar dile gelip Allah'a aykırdı. Rabbim bize de böylesini nasip et. Kimi Dilruba gibi sevilmek isterken, kimi Ahmet gibi tutuşmak, kül olmak istedi aşkın ateşinden. İşte burada, bunca insanın dualarında yazıldı bizim masalımız. Biz erdik muradımıza, siz çıkın gelebilir.